Herkese merhaba. Umarım hepiniz keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Hoş geldiniz Enis Bey. Röportaja başlamadan önce bizlere kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben Enis Doko. Makedonya doğumluyum normalde. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesiyim. Fizik felsefe alanında ODTÜ'den lisansım var. Doktoram fizik alanında Koç Üniversitesi'nden. Doçentliğimi de felsefe alanından aldım. Yani felsefe fizik alanında çalışmalar yaptım. Onun dışında din felsefesiyle ilgili de çalışmalar yürütüyorum. Özeti böyle. Çok teşekkürler kendini tanıttığınız için. Röportajın asıl sorularına geçmeden önce izleyicilerimize kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Sorduğumuz sorular kişisel görüşlerimizi herhangi bir şekilde kesin olarak belirtmiyor. Hepimiz soru hazırlıyoruz ve soru havuzundan konuklarımıza ve izleyicilerimize dağıtıyoruz. Bu bilgilendirmeyi de yaptığıma göre asıl sorulara geçmek üzere arkadaşlarıma söz hakkını veriyorum. Enis Bey, benim sorum neden ileri fizik ve felsefe bölümünü tercih ettiniz? Ve bu bölümlerin birbiriyle irtibatı hakkında ne söyleyebilirsiniz? Şimdi neden tercih ettim? Ben tabii genel olarak evreni anlamaya, evren dışında işte genel olarak hakikati anlamaya çalışan bir insanım. Bu noktada da en yardımcı olacak, bana en yol gösterecek iki bölümün bu ikisi olduğunu düşünüyorum. Fizik zaten en temel bilim. Dolayısıyla evreni anlamak isteyen herkesin evrenin temel yasalarını anlaması gerektiği kanaatindeyim ben. Yani bu fizik her alanı bağlıyor aslında. Yani biyolojiyi de bağlıyor, jeolojiyi de bağlıyor, kozmolojiyi de bağlıyor. Bütün bilim alanları fizik temeli üstüne çalışıyor. Dolayısıyla ilk anlaşılması gereken şey fizik. Bir de ben evreni, hakikati dış dünyaya bakmadan anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Fizik de tam bu bağı sağlıyor. Neden felsefe dersek ise fizik ve bilim tek başına bütün soruları cevap vermeye yeterli değil. Çünkü bütün sorular empirik yöntemlerle, deneylerle cevap verilemez. Bu anlamda felsefe fiziğin tamamlayıcısı bence. Özellikle kavramsal sorularda, temel sorularda cevap arama noktasında. Dolayısıyla evreni anlamak istiyorsak bence ilk anlamamız gereken ilk iki disiplinin fizik ve felsefe olduğunu düşünüyorum ben. Yani o kanaatteydim. O yüzden o iki bölümü de okudum. O yüzden o alanda çalışmalar yürütüyorum. Ama tabii ki bunların sunduğu resim de eksik. Biyoloji de lazım, psikoloji de lazım, işte dini ilimler de lazım vesaire. Yine de bu bilimlerin başına zannediyorum fiziği yerleştiriyorsunuz değil mi? O kanaatteyim ben. Anlamlandırma konusunda, onları daha iyi açıklama konusunda. Tabii en temel bilim fizik olduğu için bütün bilimler en temelde fiziğe dayanıyor. Fiziğin ilkelerine dayanıyor. Bütün bilimler fiziğe indirgenebilir mi? O tartışılır. Ama indirgenemese bile bütün bilimler fiziğe, ki ben o kanaatteyim, fiziğe dayanıyor yani. Fiziğin ilkelerine aykırı bir şey çıkamaz daha üst bilimlerde. Dolayısıyla fizik bu anlamda şart yani. Belki biyoloji, psikoloji, sosyoloji aslında istisna verilebilir. Mesela kimya, jeoloji de fizikle anlaşılabilir. Fiziğin ilkelerine çok ters ya da fiziğin ilkelerine ek bir şey yok bu bilimlerde. Bu anlamda en başa tabii en temele fiziği koyuyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam, ben topluma baktığımda şunu görüyorum. Teistler ateistleri, ateistler teistleri belirli kalıplara sokuyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunun nedeni nedir? Güzel bir soru. Bunun nedeni daha genel bir şey. In-group bias diye bir şey var modern psikolojide ve kognitif science'da. In-group bias, grup içi ön yargı. Şu, biz bizim gibi olmayanları tek kalıba koyma ve onları yargılama eğilimindeyiz. Bu sadece bu arada din, teizm, ateizm tartışmalarında değil, genel olarak bütün tartışmalarda böyle yani. Mesela siyasi tartışmalarda öyle,
ayrı siyaset görüşte sahip olan insanları tekleştirmeye çalışıyoruz. Ayrı ideolojiye sahip insanları tekleştirmeye çalışıyoruz. Farklı milletleri tekleştirmeye çalışıyoruz. Farklı dini görüşleri tekleştirmeye çalışıyoruz. İnsanların böyle bir eğilimi var. Bu eğilimin sonucu bence. Yani o dini tartışmalara, teizm, ateizm tartışmalarına özgü değil. Bu da neden böyle diye soracak olursan, bunun evrimsel bir kökeni olduğuna inanıyorum ben. Zaten benim inancım bile. Kognitif science'da böyle bakılıyor. Bizden olmayanları anlamak çok önemliydi geçmişte. Çünkü bizden olmayanlar tehditti. Yani bizim kabileye ait olmayanları anlayıp onlara karşı savunma, set çekme önemliydi geçmiş hayatımızda. Ve bunu yapmayı da çok iyi hale geldik. En ufak bir ipucuyu bu bizden değil şeklinde yorumlamaya başladık. Ve tabii hayatta kalmak en yargılı olmak demek diğer kabilelere. Yani bilmiyorsun sonuçta, dostun olmayabilir. O yüzdendir ki bizim gibi olmayanlara, farklı sembollere sahip olanlara, işte farklı giyinenlere, farklı davrananlara karşı biz ön yargılıyız. Bizden değil bunlar diye görüyoruz. Onlara karşı set çekiyoruz, savunma çekiyoruz. Aramızda mesafe koyuyoruz ve genellemeler yapıyoruz. Bunlar hepsinin ben evrimsel kökenli olduğuna inanıyorum. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Hocam, benim merak ettiğim şey biraz Müslümanlığın argümanlarıyla ilgiliydi. Yani camilerde geçen ya da internet üzerinde sürekli karşımıza çıkan. Fark ettim ki bazı Müslümanlar evrimi reddediyor ama evrimi reddediyor ve yaratılışı destekliyor. Ama bazı Müslümanlar da evrimi kabul ediyor ve evrimin yaratılışın kendisi olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi evrim hakkında bu kadar ters görüşlere rağmen aynı sonuca varmaları biraz dogmatik gelmedi mi? Yani bana öyle geldi. Sizce bunun sebebi nedir? Yani yaratılış meselesi konusunda mı dogmatik anlamında? İki farklı tarafta sonuç olarak aynı şeyi savunuyor. İki tarafta sonuç olarak Allah yarattı savunuyor. Ancak bir taraf evrimi reddediyor. Diğer tarafta evrimin yaratılışın kendisi olduğunu söylüyor. Yani ortada iki farklı yoldan giderek ters yoldan gitmesine rağmen aynı sonuca varıyorlar. Bu biraz dogmatik durmuyor mu sizce de? Bu şekilde olmalı. Şimdi güzel bir soru. Burada yöntem farklılığı söz konusu. Yani iki farklı yoldan gittikleri doğru. Tabii iki tarafın temel bir varsayımı var bu tartışmada. İki taraf da aslında Tanrı'nın var olduğunu varsayıyor baştan. Yani bazı istisnalar var. Richard Swinburne gibi bazı felsefeciler evrimin Tanrı'ya işaret ettiğini düşünüyor ama genel itibariyle şu anda İslam artı evrim mi yoksa sadece İslam karşıt evrim mi tartışması biraz teolojik bir tartışma. Yani baştan Tanrı'nın varlığını varsayıyorsun zaten. Buradaki soru Tanrı evrimle mi yaratmıştır, evrim dışı mı yaratmıştır? Ben bunu şey şeklinde görüyorum. Yani bir grup sadece vahiy kaynaklarını bilgi kaynağı olarak alıyor, geleneği alıyor. Gelenekte evrimi bulamayınca evrime karşı çıkıyor. Bir grup da hem bilimlerini bir kaynak olarak alıyor. Yani doğaya gözlemi bir kaynak olarak alıyor. O da evrimi buluyor. Dolayısıyla buradaki tartışma yani dogmatik derken evet Tanrı'nın varlığını varsayıyor ama Tanrı'nın varlığına dogmatik gelmek zorunda değiliz. Yani bağımsız gerekçeler sunup Tanrı'nın varlığına inanabiliriz. İşte ne bileyim mesela hassas ayar argümanından Tanrı'nın varlığına inanırsın. Ondan sonra dersin ki Tanrı evreni yaratmıştır. Tanrı insanı yaratmıştır. Yöntemi nedir diye sorarsın ve doğa bilimlerinden bu yöntemi bulmaya çalışırsın. Zaten mesela hassas ayar argümanını okursanız muhtemelen biliyorsunuzdur. Orada zaten evrim varsayılıyor aslında. İnsanların çoğu bunun farkında değil. Yani yaşamın ortaya çıkmasının temel ön şartları neler sorusunu soruyorsun ve bunu fizikten cevabını arıyorsun. Aslında yaşamın fiziksel olarak ortaya çıktığını varsayıyorsun. Yaşam fiziksel nasıl ortaya çıkmış olabilir? İki tane ihtimalim var. Ya spontaneous generation, madde aniden canlılığa yol açtı. Böyle bir şey yok yani, böyle bir mekanizma yok. Buna inanmak çok makul değil. Yani ben bilimsel olarak bunu savunulabileceğini hiç düşünmüyorum. Ve öyle olunca evrim kalıyor zaten. Dolayısıyla zaten hassas ayar argümanıyla Tanrı'nın varlığına giderken evrimi varsayıyorsunuz zaten. Ama tabii burada iki tarafta şunu kabul etmek lazım. Tanrı'nın varlığını baştan kabul ediyor. Tartışma Tanrı'nın nasıl insanı yarattığı tartışmasına dönüyor.
evrimden Tanrı'nın varlığı gözükür mü ayrı bir tartışma. Yani gözükmesi, yani gözüktüğünü düşünenler var. Swinburne gibi dedim ama çoğunluk tabii evrimden Tanrı'nın varlığını göremeyeceğimizi söylüyor. Anladım efendim. Şey de merak ediyorum yani, bu tartışma daha çok ateistler üzerine gittiği için yani teolojik tartışma ama neyse bu ateistlere de yani Müslüman olmayan insanlara karşı kullanılan bir argüman yöntemleri. Yani ikisini de gösteriyor. Bir taraf belki evrimi reddediyor yani evrime aksine örnek göstermeye çalışıyor. Yani teolojik tartışma olmasına rağmen, kendi işten olmasına rağmen bunu yani Müslüman olmayan insanlara karşı argüman olarak kullanıyorlar. O zaman hiçbir anlamı kalmıyor mantıken. Yani ben evrimin ateistlere karşı bir argüman olarak kullanılabileceği konusunda tereddüdüm gibi. Richard Swinburne böyle düşünüyor. Bir de evrimin naturalizmle tutarsız olduğunu söyleyen Alvin Plantinga var. Tabii bunlar değerlendirmeye açık argümanlar. İşin gerçeği makul argümanlar. Yani insan bilişsel kapasitelerine güvenmemiz noktasında evrim bize iyi gerekçeler sunmuyor. Ama biz güveniyoruz. Buna bağımsız bir temele ihtiyaç duyuyorsun. Bu teizm bu temeli sağlayabilir. Ama yani bunlar tabii gene evrim dışı tartışmalar. Evrimin kendisinin ben evrimi nokta bir teori olarak alırsak, kökenin bir teorisi olarak alırsak, ateizme veya teizme doğrudan destek verdiğini ben düşünmüyorum şahsen. Yani nötr bir teori. Bu bizim yorumumuza kalmış bir şey. Hangi yönelime götüreceğimiz. Benim bir Müslüman olarak evrime inanma sebebim kutsal kitaplarda geçiyor olması değil. Tamamen bilimsel veriler yani. Baktığım zaman bilimsel verileri görüyorum. Evrimi destekliyor. Dolayısıyla benim bir Müslüman olarak bunu kabul etmem gerekiyor. Yani bu benim inancımla çelişiyorsa işte ya analizle tevil ederim ya da inancımdan vazgeçmek noktasına gelebilirim. Ama evrimin varlığı noktasında elimizde çok çok güçlü veriler var. Yani bunları görmek gerekiyor. Benim kanaatim bu yönde. Ve bu verilerin bir ateisti dindar olmaya da zorladığını düşünmüyorum yani. Benzer şekilde bir dindarı da ateizme zorladığını düşünüyorum. Ayrı mesele. Anladım efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba Enis Bey. Benim de bir sorum olacaktı. Bir dinin veya bir tanrının doğruluğunu kanıtlamak için sizce bilimsel bakış açısından bakmak zorunda mıyız? Değiliz. Bilimsel bakış açısından bakmak zorunda değiliz elbette. Zaten tanrının varlığı sorusu felsefi bir soru. Şimdi insanlar farklı şekilde Tanrı'nın varlığına ulaşabiliyor. Bir kısmı dogmatik ya da işte kör inanç şeklinde uğraşıyor. Fideizm dediğimiz şekilde. Yani ben inanıyorum diyor. Bir gerekçeye ihtiyaç duymuyorum diyor. Veya ben kutsal kitapta geçtiği için inanıyorum diyor. Ben bu gelenekte doğduğum için inanıyorum diyor. Tabii bu rasyonel bir temellendirme değil. İkinci bir yöntem pür felsefi argümanlarla, sadece felsefi argümanlarla Tanrı'nın varlığını temellendirmek. Bu işte ontolojik argüman var literatürde. O buna örnek verilebilir. İşte kozmolojik argüman var. Zaten bilim öncesinde de felsefeciler Tanrı'nın varlığını rasyonel temellendirmeye çalışıyordu. Aristo işte, Akinas ne bileyim, İslam düşüncesinde İbn-i Rüşd kendi gibi. Bunların verdiği argümanlar felsefi argümandı. Bilimsel argüman değildi. Bizim farkımız, bir de üçüncü bir yol var günümüzde. Bunlar da gene felsefe içinde, yanlış anlaşılmasın, bilim Tanrı'nın varlığını reddedecek veya gösterecek konumda değil. Çünkü Tanrı'nın varlığı empirik bir soru değil. Ama bilimde motive olan Tanrı'nın varlığı argümanları geliştirebiliyoruz bugün. Yani üçüncü bir yol var. Ama bu tek yol değil elbette. Yani kişiler farklı yollarla Tanrı'nın varlığına ulaşabilir. Bunların bir kısmı rasyonel yoldur. İşte felsefenin yolu, bilimden motive yol. Bir kısmı rasyonel olmayan, duygusal veya işte dogmatik, fideist yöntemlerdir yani. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Enes Bey, benim sorum, bilmiyorum bu alanla çok ilgili misiniz ama Batı dünyasındaki Rönesans'ın reform ve onun akabinde aydınlanma çağının, sanayi inkılabının temel sebebinin İslam dünyasındaki çeviri ve düşünce faaliyetleri sonucunda oluşan birikimin gerek kaçlı seferleriyle gerek de diğer vasıtalar yoluyla Avrupa'ya taşınmış olması iddiasına ne dersiniz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, işler çok karışık işler. Bir kere sosyal değişimlerin, sosyal olguların her zaman birden fazla nedeni vardır. Dolayısıyla bu temel nedenidir söyleme biraz zor bir söylem. Altını doldurması zor bir söylem.
Burada tek sorabileceğimiz soru, işte 10 nedeni varsa bunun, 10 nedenden biri İslam dünyasındaki bu çeviri faaliyetleri midir? İşte İslam biliminin batıya gitmesi midir? Benim şahsi kanaatim evet, bunun etkisinin olduğu yönünde. George Saliba'nın bu konuda güzel bir kitabı var. İslam bilimi ve Batı'da Rönesans'ın oluşumu diye. O kitabı okursan orada ciddi argümanlar veriyor George Saliba. İslam biliminin Batı'da Rönesans'ın çıkmasında etkili olduğuyla ilgili. Çünkü niye böyle düşünüyor? Özellikle bu bilimsel devrimde Kopernik, işte Galileo gibi temel figürler ciddi anlamda Müslüman düşünürlerden etkileniyorlar. Atıf yapmıyor çünkü o dönem Avrupa'sında Müslüman düşünürlere atıf yapmak olumlu bir şey değil ama buradan mesela aynı metotların kullanılması, işte figürleri mesela Kopernik'te bir figür var. Birebir İbn-i Şeytan'ın figür. Hatta haber bile aynı yere konulmuş falan. Dolayısıyla bunlara baktığımız zaman görüyoruz ki bir etkileşim söz konusu. Ve bu etkileşim hani bir şekilde Batı dünyasında bilim sıfırdan çıkmıyor. İslam dünyasından gelen bir miras üstüne kuruluyor. İbn-i Rüşd'ün keza yeni Rüşdçülük hareketi başlıyor. İbn-i Rüşdçülük hareketi başlıyor Avrupa'da, Fransa üstünden. Katolikler buna cevap veriyor ve bu yeni bir entelektüel hareketlendirme başlıyor. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'ün Batı düşüncesinde çok önemli bir rolü var bu hareketlenmeler. Yani bunların hepsini görmek lazım ama bunları da abartıp ya İslam dünyası olmasaydı Batı'da aydınlanma olmazdı veya sadece tek sebebi İslam dünyasından gelen verilerdir demek de fazla abartı olur. Yani benim şahsi kanaatim burada bir sürü nedeni vardı. Bunların bir kısmı ekonomiktir. Yani Amerika'da mesela sanayi devriminin olması Avrupa'da, Amerika'nın keşfi ekonominin sömürgecilikle de ilişkili. İşte Avrupa'nın ekonomik durumuyla da ilişkili. Yani bunların hepsini görmek lazım. Ticaret yolları değişiyor. Mesela biz niye geri kaldık sorusunda bazıları şunu görmek gerekiyor. Ticaret yolları, İpek yolu gittikten sonra Orta Doğu'nun ticari gücü ve maddi gücü düşmeye başlıyor. Yani sadece entelektüel hareketler belirlemiyor bir toplumun kaderini. Onlardan biri o. Ordu belirliyor, teknoloji belirliyor. En önemlilerinden biri de ekonomi belirliyor. Bu anlamda tek neden olmasa da önemli bir faktördür. Ama ne kadar önemli tabii tartışmak lazım. Yani en belirleyici faktörler içinde mi saymak lazım bunu? Ama şurası kesin. Bunda zaten çok inkar eden yok. İslam düşüncesi, İslam yapısı Batı'nın Rönesans ve reformunda ve daha sonraki işte bu bilimsel devrimde bir rol oynuyor. Bu rolün şeyi önemli, derecesi önemli, tartışılması gereken nokta orası. Yani niteliği sizce kesin, niceliği sadece birazcık. Yani var olduğu kesin ama en önemli etken midir? Orası birazcık. Tabii yani var olduğu bence kesin. Tabii burada farklı dediğim gibi mesela biri İslam ama mesela atıyorum Bizans'ın da etkisi var. Osmanlı biz İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'daki fethetmeye doğru İstanbul'daki önemli entelektüeller İtalya'ya gidiyor mesela. Onların da etkisi var. Yani birden fazla entelektüel akım Avrupa'ya gidiyor. Bir dal Endülüs üstünden ve Orta Doğu üstünden giden İslami eserler. Bu bir yol. Ama tabii sadece tek yol değil. Dolayısıyla bence var. Bunu inkar eden diyor. Yani İbn-i Rüşdçülüğün etkisini inkar eden çok yok. Dediğim gibi Saliba'nın kitabında bakarsınız zaten görürsün bir sürü farklı argüman veriliyor şeyin Müslüman biliminin etkilediğini, Batı bilimini. Bunlar çok şüpheye giden yerler değil ama bunlar ne kadar işte dediğin gibi nice ne kadar bunların etkisi o tabii tartışmaya açık. Peki teşekkür ederim. Ya bizim gelenek ama bir abartma eğilimi var bizim biraz bazen. Ona da tabii dikkat etmek lazım. Yani tek faktör en önemli faktör, başka faktör yok. Demek de biraz tehlikeli yani. Öyle değil çünkü yani. Zaten sosyal olgular öyle olmuyor. Tek bir faktör hiçbir zaman belirleyici olmuyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.